Galatasaray 2-2 berabere kaldı. 2-2 bitti maç. Evren Turan'a dönmek istiyorum. Ve ilk anketimi yapıyorum. Lütfen sizlerden de rica ediyorum. Var Odası Gecemiz. Malatya'nın M'siyle. Muğla'nın M'siyle. Var Odası Gecemiz etiketiyle. Bizlere TV 100 Spor Twitter adresinden yazabilirsiniz. Bize bol bol fotoğraf gönderebilirsiniz. İçeride ekibimiz fotoğraflarınızı bekliyor. Allah, Fatih Terim'i M'siyle demedi Allah'tan. Evet. Fatih Hoca Fatih Terim'i M'siyle deseydin. Fatih Terim'in M'siyle. Terim'in M'siyle. Terim'in M'siyle. Fatih Terim diyorum. Var Odası Gecemiz etiketiyle bizlere yazabilirsiniz. Instagram adresim Ertem Şener. DM'den yazabilirsiniz. Instagram adresimi bir ara arkadaşlar. Yürüyün. Ekrana getirecekler. Şimdi Evren Turan'a dönmek istiyorum. Bu akşamki maçla ilgili gecenin manşeti nedir? Galatasaray bu futboluyla şampiyon olur mu? Hala Galatasaraylı mısınız? Soruya bak arasın. Hala Galatasaraylı mısın diyor. Bir maçta mı Galatasaraylı'mızı kaybedeceğiz? Biz öyle hemen değiştirmeyiz takımımızı. Emre Bol gibi, anladın mı? Hemen ay değişmez. Ay değişmez bizim takımımız. Ya tabii o işin esprisi bakıldığında hani çok önemli bir 2 puan kayıp. Yani geçen hafta ve bu haftaya baktığında 5 puan. Yani şampiyonluk yarışında bu önemli. Galatasaray'da oyuncular böyle maçlar, böyle final maçlarında yapalım. İyi oynamaları lazım. Yani bireysel performanslarda sıkıntılar var, değişikliklerde. Mesela hep bir arada oynamış oyuncular var. Mesela bugün Ryan Babel ilk yarı çok iyi değildi. Onyekuru haftalarda çok iyi değil ama maça damga vuracakları bölümlerde oyundan aldı Fatih Hoca. Tam o işte Ryan Babel'in iyi olduğu bölüm kenardan gelmeye başladı. Onyekuru pozisyonları bulmaya başladı. Yani maçı Ankara, Fatih Hoca mı kaybettirdi? Ankara Gücü, bir dakika anlatayım. Ankara Gücü ve bu maçta bu oyuncu tercihlerinde bence hata vardı. Yani bu maçları iyi oynamak lazım. Kim bu maçlarda hatayı? O tip bir dakika konuşuyoruz abi. Böleceksen hiç şey yapmayalım. Hayır, merak ettim de onun için. Hata ya abi böyle program olur mu Ertem? Ya hayır hata var. Bozmayalım. Ya gireceksin abi. Hocayı bozmayalım. Ben de o zaman her şeye gireyim abicim. İlk kez Fatih Terim'i eleştirdiğini görüyorum Evren Hanım. Daha söylemedi ki. İzlemeden herhalde beni hiç. Yok hayır bu kadar açık beni. Kariyerini iyi gidiyor. Ya teknik olarak yan yanayken. Yan yanayken. Biz bel altı vurmayız. Yan yanayken. Daha önce sen biz bel altı vurmayız. Bel altı vurmayız. Başkaları gibi. Yani teknik olarak baktığında hatalar var. Evet. Oyunun içerisinde tercihlerde mesela rotasyonlarda Ankara Gücü maçı bu maçı hoca belli tercihler yaptı ama şimdi mesela Kerem, Halil bunlar yetenekli genç oyuncular ama bu tip maçlarda mesela finali getiren oyuncular orada bir arada oynamış oyuncular işi bitirebilir anladın mı? Yani onlar golü kaçırdı mesela orada tamam gol kaçar ama tecrübeli oyuncularla beraber mesela Falco ile Muhammed şu an Falco da döndü orada çok iyi artık ama kenarlardan olan tercihlerde veya doğru hamlelerde maçı çevirme şansların olabilir. Galatasaray bu iki maçta bunları iyi yapamadı. Ama Arda'yı aldı mesela yapamadı. Hocam. Tecrübeli olarak Arda'yı Arda aldı. Yani geç aldı veya. Mesela Feghouli. Feghouli o kadar geriye girip oynamaması lazım. Anladın mı? Yani oyuna girdi ama Feghouli daha önde, daha kaleye yakın. Daha yani çok kenarda oralarda, mı böyle acaba? Final paslarında falan mesela oralara daha etkin olması lazım. Yani onun için Galatasaray'ın o son bölümdeki etkinliğini golle sonuçlandırması lazım. Yani bir arada oynamış, bu maçları daha çok oynamış tecrübeli oyuncuların oyun içerisinde daha fazla tutmak lazım. Yani Fatih Hoca bu tercihlerde hata yaptı. Çok kötü tabii hakemin de şöyle diyeceğim yani oyun içerisinde kötü maç yönetmedi. Hataları var ama yani oyunu çok durdurdu. Hı-hı. Belli bölümlerde oyunu kaçırdı. VAR'la beraber iletişim hiç iyi değildi. Anladın mı? Yani orada Sivas oyuncuların aldatmalarına, o aldatma hareketlerine, sert oyununa izin verdi. Anladın mı? Yani bunlar da maçın gidişatı içerisinde oyunu da etkiledi tabii ki ister istemez. Saha kötü. Ben mesela saha kötü mazeretine katılmıyorum. 3 numara ekrana gelebilir mi? Saha kötü mötü. Geldim atacaksın. 3 numara. Yakaladın. 2 ile 3. 2 ile 3 istiyorum. Anladın mı? Yakaladın. Ha, kötü de rakipler mi yaptı o sahayı? Burada yönetimin de hatası var demek. Yani orada o saha öyle olmayacak Ali Sami Yansıtadı. Yani bunu başkası yapmış gibi değil. Senin kendi iç sorunun bu. Sen bu sahayı iyi yapacaksın. Galatasaray takım iyi oynayan takım, ayağı oynayan takım. Ama sen